Merhaba. Şimdi ana nefe doğru girdik. Ve kendimizi bu devasa muhteşem mekanın içinde bulduk. İlginç olan, burada yürürken sizi absise doğru çeken bir şey hissetmeniz. İki tarafta sıralanan sütunlar ve pencereli üst kısım sanırım bu etkiyi yaratmaya yardımcı oluyor. Bunların yarattığı güzel ritim ve içeri giren ışıkla gözlerimiz doğruca mihraba çevriliyor. Bu mekan aynı zamanda 5. yüzyıldan kalma bir Roma bazilikasının nasıl göründüğüyle ilgili ve Roma forumu çevresindeki bazilikalarla ilgili de bir fikir veriyor. Bu aslında mimari formların nasıl Hristiyanlaştırıldıklarını da görmemizi sağlıyor. Öte yandan buranın yönetimsel bir anlamı da var çünkü pagan bazilikaları aynı zamanda birer mahkeme olarak da kullanılıyordu ve hakim de gerektiğinde imparatorun yetkilerini alabilirdi. Zaten düşündüğümüzde 4. yüzyılda yeni bir dinin arkasında finansal anlamda da durulmaya başlanılmışsa en azından alışılmış türde binaları inşa etmek daha doğru. Buralar muazzam sayıda insanı içine alabildiğini ispatlamış alanlar. Bu nedenle burayı sadece bir mihrap olarak düşünmek yerine aslında imparatorun oturduğu yer olarak da hayal edebiliriz. Bir hakim veya imparatorun hükümlerini bildirdiği, bugün de piskopos, asil bir kardinal veya papanın benzer bir görevi yerine getirdiği taht veya diğer adıyla katedrayı orada arka tarafta bulabilirdik. Hatta belki eski pagan bazilikalarında Bilgi tanrıçası Minerva'ya adanmış küçük bir mihrap bulmak bile mümkün olurdu. Peki buradaki en eski ögeler neler olabilir? Burada bulunan en eski öge, çok fazla restore edilmiş de olan bu zafer takı. Üzerinde 5. yüzyıldan kalma Madonna'nın hayatını ve yaşadığı dönemi anlatan güzel mozaikler görüyoruz. Yukarıdaki pencerelerle kolon başlıkları arasında kalan mozaiklerse yine 5. yüzyıl dönemine ait ve onlar da epey restorasyondan geçmiş. Aşağıdaki kolonlarla uyuşan ve güzel çerçeveler içerisinde olan bu resimlerde Eski Ahit'ten İbrahim, İshak, Musa ve Yuşa ile ilgili önemli öyküler yansıtılıyor. Yine buraya baktığımızda da Hristiyanlığın İbrani kökenleri ve Eski Ahit üzerine bilgiler ediniyoruz. Sonra da Hikayeler bizi gelecek olan Mesih'e ve onun annesine yani Meryem'e yönlendiriyor. Şimdi, inanılmaz detaylar barındıran mihrabın daha yüksek kısmına yaklaşıyoruz. Papa ve delegasyonun topluluğa hitap ettikleri, İsa'nın doğumu, Meryem'in ölümü ve sonrasında da cennette mandala ile taçlandırılmasının tasvir edildiği kısım burası. Bu benim yorumum tabi Ama buradaki Roma sanatına baktığım zaman ve hatta daha sonra 13. yüzyılın sonlarında yaşamış Pietro Cavallini, Giotto ve Cimabue'nin eserlerinde de Rönesans'ın ilk tınılarını hissetmeye başlıyoruz. Genel olarak Rönesans'tan 15. yüzyılın sanat hareketi diye bahsederiz. Ama buradaki derinlik algısıyla bir nevi gerçekçiliğin gelişmeye başladığını eminim siz de görebiliyorsunuz. Vücudun fizikselliği hakkında bir tür heyecan var. Ayrıca mekan, derinlik ve hatta biraz da portre denemeleri figürlerdeki bireysellikle peyzaj ve mimari algıları öne çıkarıyor. Madonna'nın yüzüne baktığınız zaman bir yandan evet, kesinlikle Bizans sanatı derken Öte yandan da Narin genç bir kadının duygularını bulabiliyorsunuz. Sanırım uzun süredir sabit kalmış geleneklerin ötesine geçmek ve biraz yeni şeyler denemek için bir istek vardı. Mozaikle çalışırken daha sonra Rönesans'ta göreceğimiz derinlik ve hareket hissini vermek biraz daha zor. Ama burada da bir şeyler sezebiliyorsunuz. Buradaki figürler oturur pozisyonda Meryem ve İsa nispeten daha Bizansvari yorumlarda olduğu gibi iki boyutlu değil belli bir ağırlıkları olduğuna yer çekiminden etkilendiklerine dair bir his uyandırıyorlar hatta farklı figürler için uzaklık yakınlık hissi de katılmış bu denemeler daha sonra masaccio'nun eserlerinde ortaya çıkacak etkilerin ya da en nihayet 15. yüzyıl sonunda gelecek olan Rönesans'ın ihtişamlı dönemlerinin tohumlarını atıyor. Ha, tabii bulundukları dönemde bu konuda henüz hiçbir öngörü yok. Kesin olan şu ki, birkaç yüzyıl öncesinde tamamen reddedilen fizikselliğin yorumlanmasına bu dönemde daha sıcak bakıldığını görebiliyoruz. Hoşçakalın.